Haber peşindeden tekrar merhaba. Sözün ettiğimiz gibi bugün biraz korona gündeminden uzaklaşıyoruz. Bizde de herhalde o yabancılaşma ya da normalleşme süreci hayata geçmiş durumda. Fakat tabii her şeyde yine bir tarafıyla COVID-19'a çıkıyor. Şimdi bir dosya haberim var. Onu bir anlatayım size, sonra da izleyelim. Kısaca söz edeyim. İsraf maske ve ihale. Maskeye para yok, yandaşa adrese teslim, ihaleye ver. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın iştiraklerinden olan Rayşimaş raylı sistemleri 1 milyon 700 TL'ye araç kiralama yaptı. Ürgüp Belediyesi'nin hizmet binasının yenilenmesine karar verildi. Bakın tarih 19 Şubat. İhalede her ne hikmetse salgın ve felaket kapsamındaki 21B ile yapıldı. Senaryolara daha COVID başlamadan uygun bir ihaleydi. Bizden talebi devletin, iktidarın, İvan'da korona mücadelesiydi, para yatırmaktı. Bugüne kadar bu İvan hesaplarından 1 milyon 752 bin lira toplandı. Oysa az önce sözünü ettiğim Ürgüp ek hizmet binası için 2 milyon 542 bin ödenek ayrıldı. SGK medya yönetimine bütçe ayırdı. Şimdi 1177 lira işe brüt para veriyorlar ama bir firmaya aylık 25 bin lira para ayırabiliyorlar. Hadi bu dosya haberimizi izleyelim bakalım bu israf, masraf ve ihale işi ne durumdaymış. Ne israf bitiyor ne ihale sevgisi. COVID-19 salgınının yan etkileri sürüyor. Türkiye ekonomide dibe vururken dünyada halktan IBAN numarası göndererek para isteyen tek ülke oldu. Ülke AKP iktidarının çizdiği toz pembe tablodan bir hayli uzak. İşçiler ve kamu çalışanları ekonomi daha fazla yara almasın diye sokağa çıkma yasağından mahrum tutuluyor. Ancak iktidar ne israftan ne de adrese teslim ihalelerden vazgeçmiyor. TCDD'nin iştiraklerinden olan Rayşimaş raylı sistemleri 1 milyon 700 bin TL ödeyerek araç kiraladı. 28 Şubat'ta gerçekleştirilen ihale motivasyon, seminer, turizm ve organizasyon adlı şirkete verildi. İhalenin COVID-19 salgını yayılmadan 21B kapsamındaki doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi senaryolara uygun olarak ivedi şekilde yapılması TCDD'de ne öngörülüymüş dedirtti. Dikkat çekici bir diğer olay da Ürgüp Belediyesi'nin hizmet binasının yenilenmesine yönelik yapılan ihale. 19 Şubat'taki ihale de yine her ne hikmetse salgın öngörülmüş gibi 21B kapsamındaki doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi senaryolara uygun olarak aceleyle yapıldı. Yangından mal kaçırma ihalesine MİM Art Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Taahhüt, Turizm, Gıda, İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tek yüklenici olarak katıldı. AKP iktidarı İBAN'la korona kapsamında bugüne kadar 1 milyon 752 bin TL para topladı. Oysa Ürgüp Belediyesi ek hizmet binasına 2 milyon 442 bin lira ödenek ayrıldı. Bir başka ihale ise Sosyal Sigortalar Kurumu'nun medya yönetimi için yapıldı. Yine belli bir firmanın teklif verdiği o adrese teslim ihaleyi Dörtgen Tanıtım Reklam Yazılım Danışmanlık Bilişim ve Hizmetleri isimli aynı firma aldı. SGK'nin 10 aylık medya yönetimi için 252 bin TL ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını kapsamında işçilere ücretsiz izinde 1177 TL gelir sağlamakla övünürken ihale verdiği bir firmayı 25 bin TL aylığa bağlıyor. 1 Mart'ta anlaştığı bu firmayla işçiye sadaka gibi verdiği bu paranın reklamını yapıyor. Evet, şimdi birazdan
Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş'la birlikte olacağız. Ne konuşacağız? Tabii ki infaz yasasının arka planına bakacağız. Az önce programın ilk bölümünde söz ettiğim gibi. Tepkiler dinmiyor. İnfaz yasası çıktığı gibi mafya lideri Alaaddin Çakıcı binlerce aracın oluşturduğu konvoyla Sincan cezaevinden ayrıldı. Ring araçlarının pencerelerinden ülkücülerin bozkurt işaretlerini izledik ve hukuk, adalet tartışmaları bir kez daha meclis gündeminde de tartışıldı. Tabii tartışmalar yapılırken yargı kime hizmet ediyor sorusu bu tartışmalardan azadeleşmedi. Biraz somutlaştıralım dilerseniz bunu. Meclisteki bir tartışmanın videosunu yayınlamıştık. Yayınlamıştım bu hafta. Videoda hani kafasında külahla uluyan bir MHP milletvekili vardı. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt. İnfaz görüşmelerinde doğrusu meclisteki en cevval vekillerden biri olarak dikkat çekti. Küfürler etti. O videoyu yayınlamayacağız. Çünkü biplenecek bir tarafı yok o videonun. Fakat MHP'li vekilin küfürlerine ilişkin bir neden ortaya çıktı. Bunu da olaya tanık olan vekiller vasıtasıyla öğrendik. Bu hezeyanın sebebi belli. Kuyruk acısı varmış ifadelerini kullandılar bu vekiller. Neymiş bakalım bu hezeyanın nedeni? Taliyesi beklenenlerden biri var. Suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz. Dosyasına bir bakalım isterseniz. Davasında karar geçen yıl çıkmış. Suçu şu, suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve yağmaya teşebbüs. Toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. Aynı dosyada kim var dersiniz? MHP'li Enginyurt. Sanık Enginyurt. Böyle geçtiği için dosyada bu ifadeyi kullanıyorum. Hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarına verilen beraatler bozuldu. Fakat 24 Haziran 2018'de vekil seçilince dosyası ayrıldı ve yargılaması durduruldu. Şimdi bağışlayanlarla bağışlayanlar arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görüyoruz aslında. Bir endişe seziyor muyuz Cemal Enginyurt'un dosyasında? Elbette. Hani milletvekili seçimleri yapılacak tekrar ve ya milletvekili seçilemezse o zaman işte infaz kanunu devreye girebilir. Çok akıllıca ve arka planındaki o şiddet, o kızgınlık da net anlaşılıyor. Bir çarpıcı örneği de Sibel Hürtaş verdi. O ortaya çıkardı. Bu da yine AKP'nin küçük ortağı MHP ile ilgili bir haberdi. Çakıcı demiştik. Önceki gün cezaevinden ayrıldı ve cezaevinden ayrılır ayrılmaz 1000 konvoyluk araçla Saros'ta inzivaya çekildi. Fakat eski avukatının aynı zamanda infaz paketinde de imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız olduğu anlaşıldı. Şimdi sevgili Sibel Hürtaş'a soracağız bunları. Sibel merhaba. Merhaba Erk, iyi yayınlar. Bir ekleme daha yapalım. Fethi Lütfen. Yıldız, Kürşat Yılmaz'ın da avukatı. Onu da söyleyelim. Evet, yani biz şunu görüyoruz. MHP ile, özellikle MHP ile infaz yasasından yararlanacak mafya mensupları arasında keyifli ilişkiler var aslında.
Evet, ilişkiler açık. Zira Fethi Yıldız bu haberlerin ardından Twitter sayfasından, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamayı aktaralım izleyicilerimize. Artı Gerçek internet sitesinde Fethi Yıldız'ın Alaaddin Çakıcı'nın avukatı olduğu haberi yayınlanmasının ardından yanıt veriyor Yıldız. Alaaddin Çakıcı Türk Devleti'ne büyük hizmetleri olmuş yiğit ve fedakar bir ülküdaşımızdır. Bazı haber siteleri şahsımla avukat müvekkil ilişkisinden bahsetmektedir. Türk milliyetçileri için ülküdaşlık hukuku tüm hukuki bağların üzerindedir diyor. Bir şekilde avukatlık yaptığını kabul ediyor. Zaten daha önce de bunu söylemişti. Hem ben Çakıcı'nın hem de Kürşat Yılmaz'ın avukatıyım demişti. İlginç, çünkü avukatlık dosyasını bıraktıktan, daha doğrusu başka bir avukata devrettikten hemen sonra milletvekili seçiliyor Fethi Yıldız. 24 Haziran 2018 tarihinde milletvekili seçilip MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine gelir gelmez de ilk işi bir af paketi hazırlamak oluyor. Anımsatalım, 2 yıl önce bir af paketi gündemdeydi, Türkiye'nin gündemindeydi. Evet. AKP o zaman uyuşturucu suçunu da kapsamda olduğu için biz tabanımıza bunu anlatamayız demişti. O av paketi geri çekilmişti. Şimdi koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevleri tam boşaltılacakken işte o pakette toz raflardan indi ve AKP MHP işbirliğiyle istenilen bu isimlerin cezaevinden çıkması, daha doğrusu Çakıcı'nın çıkması sağlandı. Kürşat Yılmaz'ı siz de belirttiniz. Kürşat Yılmaz'ın da cezaevinden çıkabileceği, bu haftan en azından yararlanıp daha az cezaevinde yatacağı belirtiliyor. Ya aslında biz 2 sene önceki MHP liderinin Alaaddin Çakıcı'yla fotoğrafları ilişkilerinde bunlardan aslında sağlamasını yapıyoruz ve teyit ediyoruz. Öte yandan bir başka konuyu da değerlendirmeni istiyorum. Şimdi vekiller, CHP'li vekiller ve HDP'li vekiller bu görüşmelerde meclis oturumlarına katılmadılar. Bunun arka planıyla ilgili, sebebiyle ilgili, sonrasındaki tepkilerle ilgili görüşlerini almak isterim. Evet, büyük bir tepki var. Özellikle sosyal medya üzerinden insanlar buna tepki gösterdiler. 51 milletvekili, muhalefet milletvekili katılmıştı oylamaya. Bunu konuştuk muhalefetle, hem CHP ile hem HDP ile. HDP Grup Başkan Vekili Soruhan Oluç diyor ki sadece karar anıyla bunu eleştirmek yanlış olur diyor. Bunu gözlemlemek yanlış olur diyor. Komisyon sürecinde de, genel kurul sürecinde de HDP çok ciddi muhalefet gösterdi. Ama milletvekillerimizin bir kısmı sağlık nedeniyle bu genel kurul çalışmalarına gelmelerini istemedik ki siz de biraz önce dikkat çektiniz. Cemal Engelyurt'un üzerinden bir tartışma çıktı. Milletvekilleri o sosyal mesafe kurallarını unutup birbirleriyle göğüs göğüse neredeyse geldiler. İşte risk grubundaki milletvekillerini meclise getirmedik. Birçok milletvekilimiz de illerdeki korona önlemleri kapsamında illere gitmiş. Kendi memleketlerine gitmişlerdi dedi. O işlerin başındaydı dedi. HDP'nin bu eleştirilere yönelik yanıtı bu. Ama şunu altını çizelim. Bir hafta boyunca görüşüldü. Mecliste 10 gün boyunca, komisyon sürecinde katarsanız 10 gün boyunca görüşüldü bu infaz paketi mecliste. Çok ciddi bir muhalefet sergilendi. Neredeyse her maddeye bir önerge verildi. Kavgalar çıktı, kavgalar yaşandı. Hatta şu tartışmalar oldu. İşte genel kurul oturumları bittikten sonra AKP ve MHP'li milletvekilleri sosyal medya üzerinden tahliye bekleyen ailelere muhalefeti hedef gösterdiler ve bakın bizim bu paketi çıkarmamızı muhalefet engelliyor dediler. İşte o sırada HDP'liler de dedi ki kimse bizi vicdani yönden sınamaya kalkmasın dendi. Bu 10 gün mecliste ciddi bir muhalefetin oluşturulduğunu söyleyebilirim. CHP ne dedi? CHP'nin de savunmasını söyleyelim. Örneğin CHP'den bu oylamanın yapıldığı sırada mecliste olan ancak oylamaya katılmayan bir milletvekili Ali Öztunç diyor
diyor ki ben oradaydım ama gidip artık oydu kullanmadım. 600 milletvekili olan bir mecliste bu paketin sadece 300 milletvekilinin katılımıyla olan bir oturumdan geçtiği görülsün dedi. Partilerin ve milletvekillerinin ayrı ayrı tavırları var. Onların tavırları bu şekilde. Karar oylamasında evet daha fazla milletvekili orada olabilirdi. Kuşkusuz. Ancak bu bir hafta 10 günlük süreçte muhalefetin uğraşlarının da göz ardı edilmemesi gerektiği taraftarıyım. Ben de birebir izledim. Özellikle komisyon görüşmeleri ve genel kurul görüşmelerinde çok ciddi tartışmalar yaşandı. Gazeteciler açısından, siyasi tutuklular açısından bu konular çok gündeme geldi. Sibel, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Evet, Sibel Hurtaş'ın aktardıkları böyle. Avukatlar, değişik mafya stili çalışan avukatlarımız var. Mecliste bunu daha önceki yıllardan da biliyoruz. Sivas katliamın avukatlarının kimler olduğuna tanık olduk. Listelerinin içinde kimler olduğunu net olarak biliyoruz. Peki, şimdi köşede kalmış haberler, korona gündemi yüzünden özellikle onları bir ekrana yansıtalım. Oradan da Suriye ve Libya'ya gideceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından Fatih Tezcan'ın sabıka kaydını paylaştı. Paylaşıma göre Tezcan adeta bir suç makinesi. Son bir yıl içinde iki kez toplamda 21 ay 20 gün hapis cezası aldı. Çocuk kaçırma, tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik, hakaret ve Atatürk'ün hatırasına hakaret suçlarından toplamda kesinleşen 16 mahkumiyeti var. Cinsel istismar suçları infaz indirimi kapsamı dışında bırakıldı. Ancak AKP'nin bu konuda ayrı bir taslak üzerinde çalıştığı ve mecliste kulis çalışmaları yaptığı iddia ediliyor. İktidara yakın medya kuruluşları da yaptıkları haberlerle adeta bunun ön çalışmasını yapıyor. Türkiye'de çocukların cinsel istismarı suçunu işleyenlere af tartışması 2016 yılında da gündeme gelmişti. AKP sözde rızanın olduğu nikahsız evliliklerde mağduriyet olduğunu öne sürmüş, çocuk yaşta evlenenlerin cezalandırılmaması için önergeyi meclis gündemine getirmişti. Düzenlemeden kamuoyundan gelen büyük tepki üzerine vazgeçilmişti. Burdur'daki Salda Gölü'nde çevre katliamı yapıldı. Bölgeye yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi nedeniyle kumsal tahrip edildi. Kumlar kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürüldü. Doğal güzellikten geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Van Gölü kirlilikle boğuşuyor. Gölün sahilinden 100 ton çöp çıktı. Tonlarca çöp gölün karşı karşıya olduğu tehdidi bir kez daha gözler önüne serdi. Gerekli önlem alınmaz ve göl kirletilmeye devam edilirse canlı yaşam yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. AKP'nin Suriye politikası çatırdamaya devam ediyor. İdlib'de cihatçı gruplar TSK ile Rusya arasındaki anlaşmadan memnun değil. Bölgede yer yer gerginlik yaşanıyor. Kuzeydoğu Suriye'de de durum farklı değil. Koronavirüs nedeniyle çatışmaların azalacağı bekleniyordu. Ancak Türkiye'ye bağlı gruplar saldırılarına devam ediyor. Tel Abyad, Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerindeki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Saldırıların yapıldığı yerler arasında özellikle Tel Temir'in Hristiyan köyleri bulunuyor. Askeri harekat nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan halk evlerine dönemiyor. Türkiye'ye bağlı gruplar arasındaki gerginlik de tırmanıyor. Yağmaladıkları malları bölüşemeyen gruplar sık sık silahlı çatışmaya giriyor. Son olarak 5 Nisan gecesi Rasulayn'da gruplar arasında silahlı çatışma çıkmış, 8 kişi ölmüştü. Evet,
Diğer gündem dedik, koronanın gerisinde kaldı dedik. Oysa Libya ve Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunu da kısaca özetlemiştik ilk bölümde. Hep silah üzerinden kuruluyor. Yani maskeye ve organizasyonun sağlıklı olmasına Türkiye'de pek de gördüğümüz kadarıyla önem verilmiyor. Ama mesele silah ve cihatçı olunca bu organizasyonlardan hala kaçınılmadığını gözlemliyoruz. Şimdi Hediye Levent ve Hamide Yiğit Hoca ile bunları konuşacağız, gazeteci ve yazar arkadaşlarımızla. Sırasıyla sorular soracağım. Bir Orta Doğu fotoğrafı çıkacaktır bundan sonra diye düşünüyorum. Evet, sırayla iyi akşamlar diyeyim. Hoş geldiniz Hamide Hocam. Hoş buldum, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoş bulduk sevgili Hediye Levent. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi ben merak ediyorum ki Suriye ve Libya'da neler oluyor? Hediye Levent Suriye'de olduğu için senin payına bu akşam Libya'yı verelim Hamide Hocam. Olur. Ne oluyor Libya'da? Devam mı cihatçı sevgisi? Libya'da, Türkiye'nin ilgisi devam ediyor elbette. Fakat bu arada hani bütün dünya koronayla savaşırken hatta ateşkes çağrıları da yapıldı uluslararası düzeyde birçok tarafa. Hem Suriye'de hem Yemen'de hem Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapıldı. Fakat bu süreçte çatışmaların daha da şiddetlendiğini gözlemledik. Özellikle çok küçük dar bir alana sıkışan Trablus hükümetinin bu süreçte ciddi bir atağa geçtiğini de gördük. Tunus ve Trablus arasındaki bir bölgede en az 4 yerleşim birimini ulusal mutabakat hükümetinin ele geçirdiğini, sonra karşı saldırılarla bir tane yerleşim biriminin geri alındığını izledik bu süreçte. Ama bu arada Libya Ulusal Ordusu mütemadiyen günlük bilanço yayınlıyor ve günlük bilançoda izlediğimiz şu, Türk İHA'ları çok sıklıkla düşürülmeye başladı. Bu arada cihatçı akışı yok, öyle görmüyoruz. Ama çok şiddetli çatışmalar sırasında en fazla bu gönderilen Türkiye destekli paralı askerlerin çok kayıp verdiğini, sürekli listeler halinde sayı olarak yer ve zaman ve mekan olarak listeliyorlar, veriyorlar. Öte yandan şu ana kadar bugün de bir tane düşürüldü. Onunla birlikte toplam 29 tane özellikle belirtiyorlar, Bayraktar İHA'sı düşürüldü. Türk İHA'sı düşürüldü. Bugüne kadar ki bilanço bu. Peki sen Suriye'desin. Ne kadar dışarı çıkabildiğin konusunda da endişelerim var ama tabii orada olmak bir anlamda alanda da olmak anlamı taşıyor. Suriye'de ne oluyor? İdlib'de ne oluyor? Şimdi cihatçılar arasında savaşlar yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor cihatçı gruplar arasında. Bir yandan da bu cihatçıların sert gruplarının TSK ile aralarında çatışmalar olduğunu görüyoruz. Bir Suriye ve İdlib toparlaması yapabilir misin Hediye Levent? Suriye'de İdlib meselesi uzunca bir süredir zaten hani sadece Suriye'nin değil birçok ülkenin gündeminde. Hatta şunu söyleyebilirim, İdlib meselesiyle Türkiye gündemi daha fazla haşır neşir şu anda. İşte Şam gibi, Halep gibi, Laskiye Dera ve Deirizor gibi işte Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin birinci gündemi. Korona, ikinci gündemi ekonomik kriz. Çünkü çok ağır bir yaptırım var Suriye üzerinde. Ve savaş sonrasında toparlanması gerekiyor Suriye'nin. Bu ekonomik duruma paralel olarak işte bölge siyasetine dönebilecek mi, Arap Ligi'ne dönebilecek mi? Tabii çok kamuoyuna yansımayan, detayları aktarılmayan işte Suudi Arabistan, Mısır gibi bölge ülkeleriyle dolaylı görüşmeler var. Şu aralar işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden devam ediyor.
Dolayısıyla Suriye tekrar Arap Ligi'ne dönecek mi, bölge siyasetine dönecek mi? Buna bağlı olarak da ekonomi açısından da musluklar, kanallar açılacak mı, esneyecek mi şeklinde tartışmalar var. Ağırlıklı olarak bunlar İdlib biraz gündemin alt sıralarında diyebiliriz. Diğer taraftan İdlib'deki duruma bakacak olursak senin aktardığına ek olarak aslında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü 5 Mart'a kadar olan dönemde zaten İdlib meselesi de birincisi sahadaki silahlı gruplar iyice daha küçük bir alana sıkıştığı için, ikincisi Türkiye'nin o bölgede siyasi açıdan manevra alanı oldukça daraldığı için, üçüncüsü de Rusya'nın artık tavizlerin sonuna geldim şeklinde açık bir tavır ortaya koyduğu için 5 Mart'a kadar olan süreçte çok ciddi krizler yaşandı Türkiye ve Rusya arasında. En son Moskova'da bir görüşme yapıldı, ancak bunun da, bu görüşmenin de bir tane ve temel amacı vardı. Yani bir tane amacı vardı daha doğrusu: Türkiye ve Suriye, dolayısıyla da Rus güçlerinin sahada çatışmasını, savaşmasını engelleme amacı taşıyordu. Ancak hiçbir görüşme, hiçbir süreç, hiçbir anlaşma İdlib'de kesin bir çözümü getirmeyecektir. Bu imkansız bir durum. Oradaki cihatçı gruplar bunun farkında. Bu durum, huzursuzluk, tansiyon iyice yükseliyor. Zaten sık sık İdlib içinde yakın zamana kadar gruplar arasında işte suikastlar, çatışmalar, işte sindir operasyonları görüyorduk. En son cihatçılar bütün hani o bölgeyi domine ettikten sonra nispeten azalmıştı. Hiçbir zaman PSK'ya ya da Türkiye'ye karşı da çok sıcak olmadılar. Bunu nereden biliyoruz biz? Basına yansımıyor, ancak o çevreden, yani o cenahtan yazılan işte Facebook, Twitter gibi postlardan çok rahat görebiliyoruz. Zaten PSK'yı laik sıfatı sebebiyle kafir gören bir anlayıştan bahsediyoruz. En son sosyal medyaya düşen görüntüler de bunu kanıtlıyor. Ha tamam, şunu da belirtmek lazım. O sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından bugün HTŞ'den bir açıklama yapıldı. Ve o işte küfürlere eden, hakaretlere eden, TSK'ya tehditler savuran kişiler hakkında soruşturma açıldı şeklinde. Bu da aslında oradaki grupların, yani en azından HTŞ'nin de durumunun oldukça sıkıştığını, mümkün olduğunca işte Türkiye'nin desteğini desteğini almak olmasa bile temel amacı tepkisini çekmemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Genel olarak toparlayacak olursak İdlib meselesi korona olsa da olmasa da zaten patlayacaktı. En fazla hani 5 Mart'taki görüşme birkaç haftalık bir sükunet getirebilirdi. Önümüzdeki günlerde yeniden oradaki silahlı gruplar, cihatçı gruplar haricinde TSK Suriye ordusu ve oradaki Rus güçler arasında tansiyonun yükselmesi hiç şaşırtıcı olmaz. Peki Hamide Hocam, şimdi şöyle bir endişeyi yani yıllardır biz taşıyoruz ama bu biraz dillendirilmeye de başladı. Türkiye cihatçılardan her ne olursa olsun vazgeçmiyor. Yani bir yandan alan böyle kalmayacak, yeniden ısınmanın sinyallerini de veriyor ve Türkiye'de de bu cihatçı endişesi var. Öteden beri olduğu gibi ve şimdi bir paralel ordu, en azından Suriye topraklarında cihatçılardan, TSK eşgüdümünde paralel ordudan da söz edilir oldu. Bu konuyu bir değerlendirmeni isterim. Duydunuz mu Hamide Hocam? Bir daha sorayım. Hamide Hoca duyamıyor sanırım şu anda. Bir daha. Peki. Hediye Levent, biz devam edebiliriz aslında o zaman. Şimdi şunu sormak istiyorum. Erdoğan biraz hedeflerinden hediye de mi düştü arkadaşlar? Ben tamam. Buradayım ama. Tamam duydum şimdi. Erdoğan hedeflerinden biraz uzaklaştı mı Suriye'de, en azından araya COVID-19'un girmesinden sonra? Şimdi aslında burada şunu sormak lazım. Yani Suriye'de Türkiye'nin hedefi neydi? Evet. Yani bu çok temel soru. Sıklıkla da soruyoruz bunu. Bütün sorun da oradan başlıyor. Türkiye'nin sürekli kriz üreten dış politikasının
temel esası bu. Belirsizlik yani açıkçası ve dış politika, dışişleri koridorlarında bu politikaları belirlemese bile şekillendirenlerin bile net bir cevap verebileceği vermesini ihtimali zayıf açıkçası bu soruya. İkinci nokta da şu, Türkiye şimdiye kadar yani AKP hükümeti şimdiye kadar Suriye ve özellikle de İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde daha çok önüne çıkan fırsatları lehine çevirmeye çalışarak ve aynı zamanda da yine kriz yaratıp bunu fırsata dönüştürmeye çalışarak ilerledi. Bugüne kadar bu Türkiye'ye bir takım manevra alanları açtı ama uzun vadede çok yürütülebilir politikalar gibi görünmüyor. Mesela en basitinden İdlib meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin sürece dahil olduğu günden itibaren zaten Rusya'nın tavrı belliydi. İdlib konusunda Türkiye'yi sürece dahil etmekteki amacı da belliydi. Ve en nihayetinde bir yıl sonra, iki yıl sonra bu noktaya gelindi. Tabii Türkiye bu süreçte çok ciddi siyasi, askeri, ekonomik kaynaklar harcadı İdlib için. Yarın Rusya çok daha sert bir tavırla Türkiye'nin oradan çekilmesini isteyecek. Türkiye elindeki milli orduya ek olarak işte çok sayıda cihatçıyla orada işte hayatını kaybeden askerlerle harcanan maddi kaynaklarla kalmış olacak. Bu durumda hedef neydi? Sonuçta olarak elde ne var şeklinde bir soru da ortaya çıkıyor. Aslında bu noktada biraz önce Hamide Hoca'ya sormuştum bu soruyu ama son dönemde, son birkaç haftadır özellikle 5 Mart'tan sonra Suriye içinde ve aslında Rus basınında resmi açıklamalarda yine satır aralarında öne çıkan bir iddia var. O da şu, yani paralel ordu oluşturma çabasını aslında belki bu iddialarla birlikte okumak da mümkün. 5 Mart'ta Türkiye'nin Rusya'ya, evet, İdlib'deki cihatçı grupları ben elimine edeceğim, ben onları tasfiye edeceğim şeklinde bir vaatte bulunduğu iddia ediliyor. Yani Soçi Anlaşması'nda Türkiye tasfiye sözü vermişti ve Soçi Anlaşması'nın hiçbir maddesini yerine getirmemişti. Getiremezdi de zaten, şartlar müsait değildi. Ama artık son 5 Mart'ta bu noktaya geldiğine dair iddialar var. Dolayısıyla Türkiye'nin İdlib'de oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanma, sahada yeni bir paralel ordu mu, milli ordu benzeri, yoksa bu gruplara daha önce de yapıldığı gibi isim değiştirip işte farklı çatılar altında toplayıp bir kısmını bu arada elimine edip yavaş yavaş parti parti dağıtma çabası mı? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şunu sormak istiyorum tabii. Hamide Hoca'yı da bağlayamadık tekrar. Hazır mı? Peki, hazırmış. Hamide hocamızın da süresini ve hakkını çalmak istemem doğrusu. Şimdi Hamide hocaya şunu sormak istiyorum aslında. Türkiye'nin korona önlemleri, yani bir savaş bölgesi orası ve alınması gereken bir önlemler var. Önlemler zinciri var. Orada askerlerin durumu var. İdlib'de, Suriye'de, Türkiye'nin işgal ettiği diğer bölgelerde böyle bir korona önlemi alınıyor mu diye sormak isterim. Yoksa Türkiye benzerindeki gibi biraz saldım çayıra, Mevlam kayıra durumu mu var? Evet, çok ilginç. Gidip göremediğimiz gazetecileri objektif olarak izleyip bize aktaramadıkları bir bölge üzerine Türkiye'nin ne tür önlemler almış olabileceğini tahmine söyleyeceğiz. Ama nereden tahmin edeceğiz? Esas olarak Türkiye'de yani bu ülkenin yönetiminde olan, hükümeti olan bir AKP iktidarının Türkiye'de ne tür önlemler aldığına bakarsak zaten oradan çıkarsamalar yapabiliriz. Yabancı basında yani Arap basında buna yönelik endişeler, kaygılar yer alıyor mu? Bunu da merak ediyorum aslında. Şimdi esas olarak benim izlediğim kadarıyla Suriye hükümeti çok ciddi önlemler aldı. Çatışma bölgeleriyle kurtarılmış, yani Suriye ordusunun kontrolü altındaki bölgeler arasındaki o iletişimi, o teması tamamen kontrol edebiliyor. Zaten çatışmasız bir temas olmuyor. Çatışma durumunda zaten bir temas oluyor. Sadece kontrol edilemeyen, Suriye için söylüyorum, kontrol edilemeyen kaçak girişlerin olduğu söylenen bir Lübnan kapısı var. Ürdün de çok iyi kontrol sağlıyor.
Dolayısıyla cepheler arasındaki o temaslar söz konusu ise buraya dair Suriyelilerin herhangi bir endişesi yok izlediğim kadarıyla. Dediğim gibi Lübnan kapısından kaçak girişlerin olması sebebiyle koronavirüsündeki vaka sayısında artışlar oldu. Ben bu bağlantı kesildiği için takip edemedim. Hediye bu konuya değindi mi bilemiyorum ama ben yine de söyleyeyim. Lütfen. Suriye'de 22 Mart'ta ilk vaka görüldü. 11 Nisan'a kadar 19 vaka bildirilmişti. Fakat son bir hafta içerisinde vaka sayısı 38'e yükseldi. Yani toplamın iki katı gibi bir yükseliş söz konusu. Bunun da çatışma alandaki bölgelerden değil de dediğim gibi kaçak girişlerin yapıldığı sınırdan kaynaklandığını söylüyorlar. İzlediğimiz bu. Şimdi çatışma bölgesinde Suriye ordusu kendi önlemini alıyor. Fakat bu arada çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde özellikle M4 karayolunun cihatçıların kontrolü altında olan Sermin-Serakip arasındaki o bölgede geçişlere izin verilmesi söz konusu. Hepimiz biliyoruz takip ettiğimiz kadarıyla bu bölgede bu nokta cihatçılar tarafından sürekli kesilen bir bölgedir. Hatta ortak devriyelere de izin verilmeyen bir bölgedir burası. Neyrap, Sermin, Serakip bölgesi o kavşak. Dolayısıyla burası cihatçıların çok yoğun protestolarını gerçekleştirdikleri bir bölgedir. TSK'yla hatta çatışmaya girdikleri bir bölgedir. Bugün itibariyle cihatçı kaynaklarından öğrendiğimize göre Heyet Tahrir-i Şam bu kısa mesafeli bölgeden Suriye ordusunun kontrol ettiği noktaya kadar ticari araçların geçişine onay verdiğini öğreniyoruz. Bu noktadan itibaren her iki tarafta hem Suriye ordusunun kontrolü altındaki bölgede hem de cihatçıların kontrolü altındaki bölgede şu paylaşımlar yapıldı. Koronavirüsünün geçişine izin verilmiş olacak deniliyor. Yani koronavirüsü değildir burada aslında esas tedirgin edici olan şey. M4 ticaret yolunun tamamen açılması ve Suriye ekonomisine bir can suyu niteliği taşıyacak olması aslında tartışılan bu ama koronavirüs tehdidi nedeniyle yine tartışmaya açılan bir nokta olmuş durumda şu anda. Ama dediğim gibi sadece öyle bir kavşak. Nayreb, Sermin, Serakip bölgesindeki bir kavşak noktasından söz ediyoruz. Onun dışında o çatışma bölgesinde bir şey yok, temas yok izlediğimiz kadarıyla. Fırat'ın doğusunda da keza öyle çatışmalar sadece konuşuluyor. Korona konuşulmuyor orada. Türkiye'nin herhangi bir tedbir alması da söz konusu değil. Yani ne derler? Suriye ile savaşırken korona ile savaşılmaz ya da korona ile savaşacaksa Suriye ile savaşmayacaksın. Yani formül budur. İkinize birden son bir sorum var. Kısaca cevaplamanızı istiyorum. Hediye'ye ilave olarak da Hafter'in Şam'da açtığı temsilciliği ve etkilerini de soracağım. Şimdi IŞİD'in durumunu merak ediyoruz. Biraz ben de yabancı basını takip etmeye çalışıyorum. Hatta IŞİD'in güçlendiğini söylüyorlar ve hani bu salgınlarda biyolojik silahlar, işin belki biraz fantezi tarafı, kullanılır ya, maske dağıttığını, dağıtabileceğini, koronavirüsü bulaşmış çeşitli yerlere söyleniyor. Bir IŞİD konusunu değerlendirmenizi isterim. Güçlendiği savları ve iddiaları doğruluk değeri taşıyor mu? Aslında güçlendiği değil de şimdi IŞİD'le mücadele sona erdi denildiği günlerden Irak'ta, Musul'dan, işte Suriye'de Rakka'dan çıkarıldıkları günden beri hücre tipi yapılanmaya geçti IŞİD. Özellikle Irak'ta on binlerce IŞİD militanı var. Bunlar evlerine, köylerine döndüler. Bazıları işte çok üst düzey, çok ismi bilinen, çok ön plana çıkanlar yargılandı, tutuklandı vesaire ama IŞİD'le etkili, derli toplu, kültürel, işte toplumsal vesaire eğitim, bütün bunları kapsayacak şekilde
bir mücadele planı asla ortaya çıkmadı. Dolayısıyla IŞİD'in hücre tipi yapılanması da o günden bugüne devam ediyor. Yani bundan 2 sene önce işte 100 tane hücresi varsa bugün 2000 tane hücresi var. Bu arada Irak içinde zaten bir taraftan Amerika, bir taraftan İran, bir taraftan işte ekonomik kriz, gösteriler, diğer taraftan hükümet krizi, başbakanın istifası vesaire gibi kaotik ortamlar güvenlik birimlerinin mücadele sürecini de zayıflattı ve IŞİD de yavaş yavaş artık görünür olmaya başladı ve ciddi ciddi son dönemde daha sık saldırılar gerçekleştirmeye başladılar ve daha pervasız, daha rahat hareket ediyorlar. Saldırı gerçekleştirmeseler bile IŞİD değil, seneye başka bir örgüt şemsiyesi altında ortaya çıkmaları bekleniyordu. Irak sınırında da yine Suriye tarafında biraz daha durum kontrol altında ve daha zayıflar, daha azlar hücre tipi yapılanma açısından da öyle. Ama hala tutundukları işte 10'ar kişilik, 20'şer kişilik hücreler var. Özellikle Deir ez-Zor Haseke gibi Irak tarafında. Onlar da yine zaman zaman saldırıya geçebiliyorlar. IŞİD değil ama radikalizmin mevcut işte kaotik ortamda yeniden toparlanma sürecine girdiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Sizden de son cümlelerinizi alayım Hamide Hocam bu konuyla ilgili. Ondan sonra da hep birlikte programı kapatalım. Evet, ben son olarak şunu söyleyeyim. Yani devasa bir örgütten söz edildi. Bütün dünya için tehdit unsuru olduğu dillendirildi IŞİD'in. ABD'nin öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı savaşı Musul'dan başladı. Fırat'ın doğusunda ABD'nin ve müttefiklerinin Suriye topraklarında pozisyon almasıyla sonuçlanan bir süreç izledik. Sözde IŞİD'e karşı mücadele yürütüldü. Fakat bu devasa örgütün öldüre öldüre bitiremedikleri üyeleri, militanları görünmedi. Yani öldürülen IŞİD militanları görünmedi. Her şeyden önce bunun altını çizmek lazım. Hı hı. Dolayısıyla bu IŞİD ne gökten zembille indi ne de buharlaştı. Onu söylüyoruz. ABD IŞİD'e karşı mücadeleyi başarıyla yürüttüğünü söylerken de bir yandan IŞİD yatay örgütlenme biçiminde yer altına çekildiğini de söyledi ve sürekli bir tehdit unsuru olarak da cepte, çantasında, ajantasında tutmaya devam etti. Son günlerde, Hediye'nin de söylediği gibi, son günlerde ABD'liler ve özellikle muhalif gruplar IŞİD'in yeniden bir tehdit haline gelmeye başladığını ve ileride bu tehdidin büyüyeceğini söylemeye başladılar. Bu bir işarettir. Yani bugün IŞİD tehdidine hala bir ihtiyaç varsa IŞİD yeniden dirilecek demektir. Çünkü IŞİD militanları yakılık değiştirdi, başka cihatçı grupların elemanı oldu ya da sivil kıyafetli illegal bir yaşama döndü IŞİD militanları. Dolayısıyla IŞİD tehdidi ihtiyaç duyulduğu zaman her an olacaktır ve bugünlerde daha da yakın gibi görünüyor. Çünkü Albu Kemal bölgesinde biliyoruz ki Irak'a açılan bir kapıdır ve orası IŞİD'den arındırılmadı tam olarak. Albu Kemal bölgesinden Suriye'ye dönük IŞİD tehdidinden bugünlerde yavaş yavaş söz ediliyor. Daha da önümüzdeki günlerde bunun artacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda HTŞ'nin de konumunu da bu arada paralel olarak değerlendirmek gerekiyor. HTŞ kendi içinde çok ciddi çatışmalar yaşıyor. Örgüt içi çatışmalar yaşıyor. Bir bölünme söz konusu. Sürekli o tartışılıyor. Özellikle şu geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde HTŞ'nin Şura Konseyi'nden Şura Konseyi Başkanı ve bir üyesinin istifasını dillendirdiler. Bu istifa örgütü bölebilir deniyor. Ama bu istifanın altında şu yatıyor. HTŞ'nin ve özellikle Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed Jolani'nin artık El-Kaide'ci olmadığına, şeriat hükmünü inşa etmek için uğraştığına inanmadıkları için istifa ettiklerini söylüyor. Yani IŞİD'ci oldukları için.
aslında istifa ediyorlar. Bu şu demektir, oradan kopuşlar olursa işinin yeniden dirilmesi için ekipler oradan kopup gelecek. Bu şekilde sahadan okumalar söz konusu. Eğer böyle devam ederse evet, HTŞ'den ya da Nusra cephesinden ileride belki söz edemeyeceğiz. Ama aynen Hediye'nin dediği gibi başka bir isim altında yeni IŞİD'ci örgütler türeyebilir. Çünkü hala emperyalistlerin Suriye sahasından alacakları var, planları var çünkü. Peki, çok teşekkür ederim. Anahtar kelimenin ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Sevgili Hediye Levent, katıldığın için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Hamide Hocam, çok teşekkür ederim katıldığın ve verdiğin değerli bilgiler için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bu haftalıkta haber peşindeden bu kadar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için iyi ettiniz. İyi akşamlar dilerim.